Herkese merhabalar. Bu videomda size iOS 14'ün iPhone 6s ve 6s Plus performanslarından bahsedeceğim. Öncelikle şunu söyleyeyim size. iOS 14 ile ilgili videolarıma gösterdiğiniz ilgiden dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. Bunlardan en çok izlenenleri ve en çok tıklananları görmek için kartlara bakabilirsiniz. Bununla birlikte iPhone 6s ve iPhone 6s Plus'ı aynı başlık altında aldım çünkü gözlemlerim birbiriyle aynı oldu. Dolayısıyla ben burada iPhone 6s dediğimde 6s Plus'ı olanlar da her konuda üstüne alınabilir. Şimdi iOS 14 çok kaliteli bir güncelleme oldu öncelikle. Bunun detaylarını görebilmeniz için işte diğer videolarıma göz atabilirsiniz. Ondan bahsetmeyeceğim. Ve İlginç bir şekilde eski telefonları da gayet ve gayet iyi bir şekilde aslında hayata döndürdü bile diyenler var. iPhone 7 ile ilgili çok büyük gelişmeler vardı. Bununla ilgili ayrı bir video yaptım zaten şaşkınlığımı paylaştım sizinle de. Şimdi genel olarak baktığımız zaman uygulamadan uygulamaya performanslar çok fark ediyor. Mesela iOS 13'te genellikle internet çok daha hızlı yükleniyor. Mailler çok daha hızlı yükleniyor. Ama iOS 14'te haritalar mesela iOS 13'e göre çok daha hızlı yükleniyor. Mesaj kısmı çok daha hızlı işlevsellik gösteriyor. Veya WhatsApp'ta bir görüntülü arama yapacağınızda görüntü önce iOS 13'te yükleniyor. Ama iOS 14'te de buna mukabil olarak diğer uygulamalar mesela kamera daha hızlı açılıyor. Yani durum birazcık karışık ve hem bu tarafta hem bu tarafta ne yaptığınıza göre de değişebilir bir vaziyette. Ancak benim tavsiyem şu olur sizlere. Eğer iPhone 6S'iniz varsa, 6S Plus'ınız varsa ve performansından memnun değilseniz, bu telefon artık yavaş, ben bununla uğraşmak istemiyorum gibi düşüncelere kapıldıysanız bir umut iOS 14'e güncelleyebilirsiniz. iOS 14'ün hızlandırdığı birçok telefon var. Çünkü zaten daha kötüye gidebileceğini düşünmüyorsunuzdur. 2. Eğer iPhone 6S kullanıyorsanız ve genel olarak memnunsanız performanstan en önemlisi bir oyun oynuyorsanız ve oynadığınız oyundan aldığınız performanstan memnunsanız mesela PUBG oynayıp da iOS 13 ile birlikte memnunsanız iOS 14'e geçmeyin. Çünkü iOS 14'ün ağır grafikleri oyunlara bile etki edebilir. Dolayısıyla bu önemli bir faktör olur. Bununla birlikte hani iPhone 6S'iniz vardır ama iOS 14'ü denemek istiyorsunuzdur. Acaba telefon çok mu kötü olur gibi düşünceler varsa kafanızda da sorun değil bu düşünceler sizin kafanızda var olabilir ama böyle şeyler çok fazla olmuyor yani telefonu şu anda olduğundan çok çok daha kötü bir hale de getirmiyor o yüzden gönül rahatlığıyla da güncellemeyi kurup deneyebilirsiniz Şimdi benchmark ve antutu skorlarından bahsedeceğim biraz size. Ama önce benim bu skorlara bakış açımı anlatacağım. Bunlar kağıt üzerinde sürümlerin yapabilirliklerini anlatır. GPU olarak, CPU olarak. Dolayısıyla ben bunları çok önemsemiyorum. Benim için daha önemli olan şey günlük hayat kullanımı. Yani telefon istediği kadar skor versin orada kardeşim. Ben Whatsapp'tan bir şey gönderecekken, bir görüntülü arama yapacakken istediğim şeyler çakışıp çöküyorsa, yavaşsa, kasıyorsa hiçbir kıymeti yok o da yani. Değerlerin. Ama ben yine de bunları bir okuyup size değerlendireceğim. Şimdi iOS 14'te 554'e 1044 single core ve multi core skorları var. iOS 13'te 553'e 1042 yani 1 ve 2 rakam farkları var. Bunlar hiçbir şey yani iki sürümünde yapabilirliği aslında aynı. Ve aslında benim söylediklerime bakacağımız zamanda kimler güncellemeli kimler güncellememeli diye baktığımızda da bu skorlar benim tezimi de doğrulamış oluyor. Antutu skorlarına gelecek olursak 28350 iOS 13'te 25979 iOS 14'te. Aslında baktığımızda Antutu için de 3000'lik bir fark çok büyük bir fark değil ama bu da öyle. Yani iOS 14'te iOS 13 kadar yapabilirliğe sahip ama uygulamadan uygulamaya bunlar değişiyor. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kısaca kimler güncellemeli kimler güncellememeli anlatmaya çalıştım. Eğer iOS 14'ü güncellememek için 14 sebep arıyorsanız bununla ilgili bir video mevcut bakmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın Instagram hesabımdan bu videoların daha detaylı hallerini paylaşmaya devam ediyorum aralıklarla ve Telegram grubumda da sizler Telegram'a et derinden teknoloji yazarak kanalıma girebilirsiniz ve sıradaki içerikler için fikir beyan edebilirsiniz. Tartışmalara katılabilirsiniz. Kendinize kendinize iyi bakın bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle